Merhaba arkadaşlar. Periyodik özelliklerin ikinci videosunda periyodik sistemde atom yarıçapı nasıl değişiyor bunu inceleyeceğiz. Dolayısıyla da siz atom yarıçapının değişim eğiliminin ne olduğunu bu video içerisinde öğreniyor olacaksınız. Peki periyodik sistemde atom yarıçapı nasıl değişiyor? Bir önceki videomuzda atom yarıçapının çekirdekle en dış enerji seviyesinde bulunan elektron arasındaki uzaklığın uzaklık olduğunu belirtmiştik. Periyodik değişimlere bakarken şöyle bakacağız arkadaşlar. Aynı grup ya da aynı periyotta nasıl değiştiğine. Şimdi aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru nasıl değişir diye bakalım. Yukarıdan aşağıya. Bir de aynı periyotta soldan sağa nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Aynı periyotta soldan sağa. Pekala. Şimdi başlayalım nasıl değiştiğini incelemeye. Şimdi tabi e, yörüngelerden bahsetmiyoruz ama Boraton e, teorisi bu tür noktalarda açıklamada çok kolay kullanılır. E, enerji seviyelerini, orbitalleri çizemeyeceğimiz için daha zor oluyor çünkü. Şöyle diyeyim. lityum Arkadaşlar 1A grubunda bulunur ve 2 1 elektron katma elektron dizilimine sahip. Sodyum atom numarası 11 yine 1A'da bulunuyor. 2 8 1. Potasyum 19 2 8 8 1 dediğimizde bakınız. Aşağıya doğru indiğimizde aynı grupta Elektron bulunduran enerji seviyesinin sayısı artıyor. Dolayısıyla elektronun çekirdeğe uzaklığı artıyor. O nedenle diyoruz ki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı ya da atom çapı ya da atom hacmi ne diyorsanız artar. Çünkü çekirdeğin dışına her bir periyot aşağı indiğimizde yeni bir enerji seviyesi geliyor ki hayli de belirgin bir şekilde artar. Şimdi aynı periyotta soldan sağa doğru geldiğimizde şöyle bir örnek yapayım. İkinci periyotta arkadaşlar 1A grubunda lityum elementi var. Atom numarası 3. 7A grubunda flor elementi var. Atom numarası 9. Bunun 3 protonu var. Ve evet 2 1 3 elektronu var. Bunun 9 protonu 2 7 9 tane de elektronu var. Tamam. Elektron bulunduran enerji seviyelerinin sayısı aynı. Ama ve şunu da söyleyeyim. Evet proton sayısı bakın 6 tane artmış. Elektron da 6 art, tane artmış. Ama protonun kütlesi elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katıdır. Dolayısıyla Soldan sağa doğru gittikçe çekirdekte her iki taneciğin sayısı da aynı miktarda artıyor olsa da çekirdekte kütlesel çekim artıyor. Proton sayısının protonların kütlesi elektronların kütlesinin yaklaşık 2000 katı olduğu için kütlesel çekim daha baskın hale geliyor. Bu yüzden de Elektronlara en dışta bulunan elektronlara uygulanan çekim kuvveti gittikçe artıyor. Bu da en dıştaki elektronun çekirdeğe yaklaşmasına ve bu yüzden de soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapının azalmasına neden oluyor. Atom yarıçapı azalır. Yani aynı enerji seviyesine sahipler ama proton ve elektron sayısı aynı miktarda da artıyor. Olsa protonlar çok daha ağır, o yüzden kütlesel çekim artıyor çekirdekteki. Bu da elektronların daha fazla çekilmesine, bu yüzden de yarı çapın azalmasına neden oluyor. Şimdi bakın burada e, kovalent yarı çaplarına göre elementlerin periyodik sisteme yerleşimlerini görüyorsunuz. Biz az önce söylemiştik, demiştik ki aşağıya doğru indikçe atom yarıçapı artar. Zaten atom yarı çapını yaptığımız için direkt artar diyeyim. Soldan sağa doğru gittiğimizde atom yarı çapı azalır. Hatta aynı grupta aşağı doğru indiğimizde yeni bir enerji seviyesi geldiği için bu çok belirgindir. Ama soldan sağa doğru aynı periyotta giderken yarı çaplar birbirine yakın kalır ama yine de azalır. Yani genel eğilim olarak şunu söyleyebiliriz. Sol alta doğru geldiğimizde Atom yarıçapı artıyor. ki biz A gruplarını karşılaştıracağız tekrar söyleyeyim. Sağ üste doğru geldiğimizde atom yarıçapı azalıyor. Peki tüm burada gördüğümüz elementler içerisinde, A grubu elementleri içerisinde atom yarıçapı en büyük olan kimdir o zaman? Şurada 1 A grubunda ve 7 periyotta bulunan fransiyumun atom yarıçapı en büyüktür en büyük. En küçük olan kimdir dersek hemen şurada bir helyum vardır ki atom yarıçapı en küçüktür. Bizde, karşılaştırma yaparken elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini belirleyeceğiz ve buna göre de kıyaslama yapacağız. Bir tane de örneğimiz var zaten. Bir de bakın şunu görmenizi isterim. Atom numaralarına bağlı olarak kovalent yarıçapların değişimi gösterilmiş. Ee, kaç 80 atom numarasına kadar olanlar burada var. Şimdi şuradaki ilk elementimiz hidrojen. Sonra helyum var bakın. İlk periyodu bitirdik. Bir alt periyota indik. Şurada lityum elementi var bir alt periyotta. Sonra 1A'dan 8A'ya kadar geliş var. Ne yapmış? 8A'da kim var? Burada neon var. 1A'dan 8A'ya kadar bir azalma görüyoruz. Sonra bir alt periyota indik. Yani yine 1A'da bulunan ama 3. periyotta olan sodyuma geldik. Bakın yine azalıyor. Şurada 8A'da argon vardır bu şekilde gidiyor. Ha şu aralarda sapmalar görüyorsunuz. İşte bunlar B gruplarındadır. B gruplarında sapmalar olduğu için biz A grupları düzenli değiştiği için A gruplarını yani baş grup elementlerini inceliyor oluyoruz burada arkadaşlar. Bir de örnek yapalım atom yarıçapının karşılaştırılması ile ilgili. Ee, sodyum, alüminyum, klor ve potasyum atomlarının işte kimyasal özellikleri benzer, değerlik orbitalleri, atom yarıçaplarını çaplarını karşılaştırması. Bir kere atom yarıçapını çapını karşılaştırabilmem için bunların periyodik sistemdeki yerlerini bulmam lazım. Bazen görüyorum öğrencilerde direkt atom yarıçapına bakıp şu büyüktür falan diyor. Tabii ki siz bunu yerlerini gözünüze getirebilirsiniz. Üç boyutlu bir şeyi çok rahat düşünüyor olabilirsiniz ama yine de garanti olsun diye bunların nerede olduğunu bilmek lazım. İkincisi bunların... E, Elektron dizilimlerini 1s2 2s2 2p6 vesaire diye yazabilirsiniz. Ama ilk 20 elementte hani şu 2 8 8 2 yaptığımız katman elektron dizilimi var ya, çok daha kolay grup ve periyot belirleyebilirsiniz ve e, size de zaman kazandırır. Ben de şimdi öyle yapayım. Sodyum nerededir arkadaşlar? Sodyum 11 dediğimize göre 2 8 1 yani 3. periyot bir ada bulunuyor. Katman sayısı periyot numarasını veriyordu. Son katmandaki elektron sayısı grup numarasını veriyordu. 2 8 3'ten 3. periyot 3A'da. Klor 7 2 8 7 3. periyot 7A'da. Ve potasyum 19 dediğimde 2 8 8 1'den 4. periyot bir a'da. Tekrar söyleyeyim. Ben böyle yaptım. Daha zaman kazanmak için. Yoksa elektron dizilimleriyle de yapabilirdik. Şimdi bunları şöyle göstermelik bir periyodik sistem kesitine yerleştirecek olsam. 3. periyot bir ada sodyum var. 3A'da e, alüminyumu vermiş. 7A'da kloru vermiş ve 4. periyot 1A'da da potasyum verilmiş bize. E son alta doğru geldiğimizde atom yarı çapı artıyordu. Şöyle okla göstermeyeyim neyse. O zaman potasyumun yarı çapı en büyük olacak. Sonra sodyum, sonra alüminyum, sonra da klor gelecek. Çünkü soldan sağa doğru da küçülüyordu. Yani atom yarı çapları ilişkisi verdiği şekliyle yanlıştır. Şöyle olmalı. Sodyum ve potasyumun kimyasal özellikleri benzer mi? Bunların ikisi aynı grupta bulunuyor arkadaşlar. Aynı grup elementlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri evet benzerdir. O yüzden bir doğrudur. Şimdi klorun değerlik orbitalleri S ve P'dedir dediğine göre biz burada klor için elektron dizilimini bir yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Klor 3. periyot ve en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubunda bulunuyor. Bu e, grubunu belirlediğimiz elektronların bulunduğu orbitallere değerlik orbitalleri diyorduk. O zaman evet klorun değerlik orbitalleri S ve P'dir doğrudur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Bu videoda da atom yarıçaplarını karşılaştırdık. Bundan sonraki videomuzda iyonlaşma enerjisine devam edeceğiz arkadaşlar.